Şurayı düzeltsene benim yaptığım yeri. Tamam tamam düzelteceğim. İşte aslında çok önemsiz gibi gözüküyor bazı şeyler ama evet. Çok önemli. Ay, çok güzel. Böyle şimdi mesela bunu yaptım. Biraz da mesela siyah girebiliyor muyum arasına? Aynen öyle. Biraz siyah wax da girebilirim. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Hem zaten bakın kaygan ve kremsi gölgelendirebilirim. Eğer şöyle yaptığım hatalarım varsa. Benim yaptığım yer mi? Yok. Bakayım. Bir dakika altımız ıslak alta varıyorum. Ya varsa tekrardan wax sürebilirsiniz, zımparayla oturtabilirsiniz. Hatayı kapatabiliriz yani. Her türlü hatayı kapatabiliriz. Tamam. Bu şekilde bütün yüzeye. Ben mesela öbür tarafı siyah waxla çalıştım. Şimdi aldık getirdik duralit ya da sunta ya da neyse malzemeyi. Bitcoin'u tekrar yapalım. Tamam. Yürü. Getirdik eve. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İlk önce. İlk önce bir astar kat atıyoruz. Yapmak istediğimiz bir renk neyse eğer. Mavi yani daha mi? Neyi tercih edelim orada? Böyle krem mi, beyaz mı, koyu mu? Şimdi orada çok güzel bir şey sordunuz. Eğer kolay transfer yapacaksak, ben bu tarafını çevireyim şimdi bunun. Kolay transfer yapacaksam, o zaman açık zemini tercih etmeliyim. Açık zemin kolay transferim varsa. Şimdi onlar da iki türlü biliyorsunuz. Açık zemine ve koyu zemine olanlar. Şimdi bu transferler, daha önceki programlarımızda bahsetmiştik. Kolay transfer dediğimiz şey, böyle suyla, çocukluğumuzdaki suyla böyle çıkartma gibi çıkıyor. Aynen öyle. Çok da kullanımlı bir şey. Yani pek çok yerde evdeki kendi bazı eski eşyalarınızda, mobilyalarınızda kullanabiliyorsunuz. Aynen. Büyüğü, küçüğü, çok çeşitli alternatifleri var burada. Tabii, kesinlikle. Çok güzel olmuş. Şöyle bir bilgi hatırlıyorum. Transfer yapacağımız yüzeyin daima açık olması gerekir diye bir bilgi hatırlıyorum. Bu transferde hep öyle bir durum yok. Çünkü bunlar iki çeşit. Eğer resmi göremiyorsanız ve pusluysa o zaman koyu zemine çalışabiliyorsunuz. Heh. Eğer resmi net görüyorsanız o zaman mutlaka açık zemin yapmalısınız. Yani sen bunda açık zemin yaptın. Evet, ben bunda. Ne başladım mesela bunda? Ben bunda başlarken beyazdan boyadım. Ondan sonra kolay transferlerimi yaptım. Araya bu mavileri, hardal tonlarını degradeledim. Ondan sonra yüzeye waksı sürdüm. Bütün yüzeye elimle waksı sürdüm. Tekrar beyaz boyayla boyadım. Ondan sonra zımparayla, ıslak mendil yardımıyla yüzeyi temizledim. Ondan sonra da stencil ile biraz desenleri birbiriyle. Stencil şundan mı çalıştın mesela? Bundan mı yaptın? Farklı bir stencil ile yapmışsın. Elimizde, evimizde ne varsa ondan da yapabiliriz. Ama Gül, bu şahane olmuş. Erkan, şunun üstüne koyup bir bakacağız şimdi bunu. Peki bunu üste koyduğun zaman. Evet. Şey yapıyor musun? Vidalıyor musun bunu? Yapıştırıyor musun? Yapıştırılabilir, vidalanabilir. Ama vidalamak daha kolay. Lastik çok iyi vida tutuyor çünkü. Ben mesela ayakları taktım. Defa defa tek ayağı oynatmaya çalıştım. Bir şey olmadı. Lastik conta gibi bir görev gördü. Hiçbir şey de olmadı. Tabii kenarlarında. Bir gün burada kurs yapsak. Ahşap boyama kursu. Gül Özdoğan eşliğinde. Hem de seyircilerimizden birkaç kişiyi seçelim, süper, getirelim, olur. Kurs yapalım. Bir konu seçelim. İstiyor musunuz kurs ama yayında yapacaksınız? Süslenir, makyajlı falan gelirsiniz artık, yayında yapacağız. Evet. Bir konu seçeriz. Bir konu seçelim. Yani şunu yaparak insan öğreniyor daha ziyade. Çok güzel. Şimdi burada anlatacağın son şeyleri söyle bize. Son şey çok önemli. Cila. Wax ile kenarlarını siyah wax ile fırçalayarak eskittim. Yani yine aynı yaptığın yöntemle. Aynı yaptığım yöntemle. Bakın şu şekilde wax ile eskittim. Bakın siyahın yanına kahve de. O da gitti. Çok yakıştı. Onu gölgelendirdi. Evet, sonra... Ondan sonra mutlaka vernik yapıyorum. Ne verniği? Su bazlı vernik kullanıyorum.
Bir kere eskitme vaksı kullandığınız ürünlerde lütfen lütfen su bazlı vernik kullanın. Diğer solventli verniklerin hiçbiri kullanılmaz. Kötü görüntüler oluşur. Evet, ve de hiçbir şey olmuyor. Buyurun.